Merhaba değerli kardeşler. Almanya Hamburg kasabasında bulunan Mesih'in Elçileri Kilisesi'nden sizlere esenlik olsun. Gerçeğin izinde tanıklık programının yeni bir bölümüyle tekrardan sizin karşınızdayız. Almanya, Frankfurt, Offenbach kasabasında İyi Haber topluluğundayız. Bugün bizlere paylaşacak olan kardeşimiz Mehmet abim sizlere bugün tanıklığını paylaşmak istiyor. Ama ben sizleri teşvik etmek istiyorum Rabbin sözünde. Ne yazıyor bugün? Matta 11 ve 28. ayette şöyle yazıyor. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben sizlere rahat veririm. Sizin de bugün yükünüz var mı? Siz de bugün sıkıntı içinde misiniz? Siz de bugün bir arayış içinde misiniz? Rabbe gelin, Rabbe teslim edin bütün yükünüzü ve Rab sizin yükünüzü hafifletecektir. Evet değerli Mehmet abim, ilk önce sana teşekkür etmek istiyorum. Bizlere evet. Bu fırsatı verdiğin için seninle birlikte Tanrı'nın sözünü bugün bütün uluslara paylaşalım. Senin tanıklığını duysunlar insanlar ve Rabbin senin hayatına neler yaptığını. Rab seni bereketlesin tekrardan. Rab sizi de bereketlesin. Amin, teşekkür ederim. Mehmet abim, tanıklığını bizlere paylaşmadan önce kendini bir tanıtabilir misin? Kimsin, nesin? Evet. Aslında senin bu tanıklığı bir yıldan beri bekliyorsun. Evet. Gerçekten ben çok mutluyum ki en sonunda fırsatı bulabildik. Senin tanıklığını kardeşlerle ve imanda olmayan kişilerle paylaşalım onu. Tanıtabilir misin kendini birkaç Evet. Önce istiyorum teşekkür ederim Rabbe size bu fırsatı verdiği için. Bu fırsatın içinde ben de olduğum için. Amin. Çünkü çok büyük merak vardı bende bu tanıtlığı vereyim ve inanayım ki bu sizin burada gelişiniz bomboşa gitmeyecek. Amin. Rab çok bizim araçla, sizin araçla çok kişiye konuşacak bugün. Amin. Ve sabırsızlıkla beklerdim bugünü ve bugün geldi. Şu an çok mutluyum. Rab bereketlesin. Benim ismim Mehmet. Benim Bulgaristanlı. Evliyim. 3 tane çocuğum var. 2 kız, 1 oğlan var. İmandayız. Burada Offenbach Kilisesi'nde şu an kalıyoruz. Evet, İyi Haber Topluluğu. İyi Haber Topluluğu'nda, Salih kardeşin topluluğunda hizmet ediyoruz. Ve çok mutluyum hani bana fırsat verdi Rab buraya geleyim. Çünkü ben buraya gelmeden önce yoktu kilisem, yoktu nerede dua edeyim. Çok mutsuzdum ama şu an siz varsınız ve kilisen var. Şu an çok mutluyum. Rab seni bereketlesin abi. Çok teşekkür ederim. Evet biz de mutluyuz senin gibi böyle bir abimizin olduğunu. Böyle iyi bir kilisede, iyi bir önderle beraber çalışmanı bize çok büyük bereket alıp sizden. Rab sizi ve toplantınızı, Rabbin verdiği bu kiliseyi bereketlesin. Amin. Değerli Mehmet abim. Evet. İmana girmeden önce nasıl biriydin? Ya, bizlere bir şeyler paylaşmak ister misin geçmişinle ilgili? Evet. Tabii ki de vardır ne paylaşırsın var, değil mi? Var. O yüzden çok sabırsızlıkla bekledim. Çünkü ben imana gelmeden önce sporcuydum. Ve çok güçlüydüm böyle. Yani sanırdım ki benden bu yeryüzündeki daha güçlü insan yoktu. Evlendiğimiz zaman benim hanım diye sen nasıl bir adamsın beni hiç böyle eğlencelere çıkarmıyorsun. Ben dedim korkuyorum seni eğlencelere çıkarma çünkü benim kötü hareketlerimi görürsen hiçbir zaman hafızandan silinmezler. Ve ben hiç böyle bilmezdim hani Rabbi sağ var o mucizeler yaparmış. Çünkü o diye gerçek ve yaşam yolu benim. Hiç inanmazdım böyle şeylere ve bana hiç hayatımda hiç kimse bir şey konuşmadı Rabbi sahiçi ve ben derdim tanımadan önce nasıl olabilir böyle bir şey? Ben çok geç tanıyayım onu. Ama çok şükür Rabbi sahi tanıdıktan sonra hayatım değişti. Ama tanımadan önce size bir şey isteyeyim anlatma. Yani benim hayatımda bir şey oldu ki ben bir
Kardeşime gittim. Benim kardeşim var. Üç kardeşiz. Kardeşime gittim. Ondan sonra bir arkadaş geldi. Orada bir şeyler yaptı. Benim hanıma çattı ve ben dışarı çıkardım o arkadaşı. Eve götüreyim diye vurdu beni. Ondan sonra biz dövdük arkadaşı. Ya kimse tavsiye etmem, kimse kimseyi dövsün. O arkadaş ölümden döndü. Çok kötüydü. Yani bizi imkan vardı içeri atsınlar. Ve ben orada, benim hanım bana bir şey söyledi. O benim hayatımı resmen değiştirdi. Dedi ki Mehmet, dedi, sen bu adamı çok çok kötü yaptın. Hani buradan baştan aşağı kadar hiçbir şey yoktu. Vücudunda sağlam, her şey kırıktı. Ve o anda onu biz dışarı çıkardık. Ben böyle elimin tersine vurmuşum. Ben hiç duymadım kendimi. Ve onun çocuğu görmüş. Hanım da dedi, senin de çocuğun var aynı yaşta. Senin çocuğun bu şeyleri görse ne yapardı? Ben de dedim ki, benim çocuğum bunu görse, psikoloji sağlamsa büyüdüğüne benden daha kötü olur. Ama psikoloji yerinde değilse, sağlam değilse o anda kaçırabilir. Tabii ki de doğru. Ve beni bu düşündürdü. Ve ben o anda dua ettim. Tabii ki sadece Allah'ım dedim. Çünkü ben Rabbi Said tanımazdım. Dedim, Allah'ım gel benden bu kötü şeyleri çıkar. Ve çok şükür Rabbime o duayı kabul etti. Rab beni bu kötülükten, karanlıktan o şekilde çıkardı. Ben bu şekilde Rabbi tanıdım. Yani geçmişinde alakalı bayağı bir ciddi şekilde kötü bir insanmışım yani. Evet, yani ateşli, sinirli, ateşli, böyle güçlü. Evet. Kendisini ezdirmeyen bir kişi. Evet, kendimi hiç ezdirmezdim ve böyle mesela hep korkurdum, hani hiç kimse benim ailemde görmesin. Çünkü fazla kendime güvenirdim ve derdim hani bu yeryüzündeki benden böyle daha güçlü insan olamazdı. Bayağı bir dövüş. Kendine böyle bir özgüvenim vardı. Evet, aynen. Ve bu özgüveni de kullanırdın aynı zamanda. Evet, aynen. Yani... Ve çevremde de bütün arkadaşlarım benim gibiydi ve ben onlarla çok kurnazdım. Ama maalesef bir şey, bu benim için en büyük mucizelerden biri. Bu şekilde ben Rabbi tanıyayım. Çünkü daha bilmezdim doğru dürüst dua yapma ama maalesef... Yani sen Allah'ı tanımadan önce tabii ki kendine güvenen, evet, Allah'tan korkmayan... Evet. Yani Allah'ın yolunda gitmeyen bir kişiydi. Evet, evet. Allah'ı tanımak istemeyen. Evet. Kendini böyle her şeyin en üstünde olanı, evet, her şey benim bildiğimi, her şey benim, evet, istediğim gibi olacağını, aynen, sanan bir kişiydin. Aynen öyle. Peki böyle bir kötü bir insan. Özür dilerim böyle bir, tamam, böyle bir söz kullandığım için. Ama bu bir faktör. Yani bu bir, evet, gerçektir. Yani biz bunu, evet, saklayamayız. Nasıl oldun da sen o haldeyken, öyle bir insanken, şu an seni ben gördüğümde böyle bir şey görmüyorum seninle. Sen çok çok ciddi olarak bir alçak gönüllü bir abisin. Evet. Sevgi dolu, devamlı yüreğinde bir esenlik ve sevinç dolu bir abisin. Senin ne yaptı böyle? Ne değiştirdi sendeki bu kötülüğü? Nasıl karar verdin iyi biri olmaya? Ne seni iyi yaptı? Ya beni çok soru, çok güzel sorunuz var ve Rab sizi bereketlesin. Amin. Bu soru için. Teşekkür ederim sizlere de. Ve ben önce böyle bir şey isteyen paylaşma sizinle ve bunu izleyen kardeşlerle. Rab, ben hiç inanmazdım hani Rab vardı. Çünkü hiçbir zaman, hiçbir bir şekilde ben hiç böyle dua etmedim. Ben zannederdim kendimi hani Müslümanım. Çünkü bir arkadaş geldi bana söyledi, böyle böyle beni Rab gönderdi falan filan, dedim git buradan, defol, senin kafanı kırarım. Yani benim eski hayatımda Allah diye bir şey yoktu. Allah diye bir şey yoktu ve bize geldiği zaman hep polis gelirdi bize, anneme sordu, senin olan nerede? Nerede ne kötülük vardı? O kötülüklerin içinde benim ismim geçerdi. Hmm. Ve beni arardılar. Ve kim kimi dövmüş, kim ne yapmış, kim ne etmiş, beni aradılar ve ben bıktım. Bir gün kendi kendime dedim, ya Mehmet sen bu durumdan çıkman lazım.
Ama çünkü bütün insanlar seni kötü olarak biliyorlar. Evet. Hiç kimsenin hatırasında senin için iyi bir şey yok. Yani ve çok şükür hani ben bu fırsatı yakaladım, böyle bu arkadaşı dövdükten sonra dua ettim ve dedim Allah'ım sen benden bu kötülükleri hafızamdan sil, ben bir daha böyle şey istemem yapma. Ve o şekilde bir şey o anda daha oldu mu, hani tam bilmezdim nasıl dua yapma, belki de o anda sadece içten dua ettim ama tabii ki sonradan anladım hani Rabbim içinden dua edenleri severmiş ve bana gösterdi o anda hani doğru yolda değilim ve ben de dedim Rab, ben isteyeyim değişme ve öylelikle ben... Bir arayış içine girdin öylelikle. Bir arayışın içine girdim. Mesih'le nasıl karşılaştın? Nasıl onu kabul ettin hayatını? Ya Mesih'le o en beklediğim şey oldu. Böyle bir şekilde ben çalışıyordum. Dağda çalışıyordum. Odun yüklüyorduk böyle tırlara. Ondan sonra Çıkarka dağdan kamyon böyle başladı şey yanma. Frenleri koptu, başladı geri gitme. Hmm. O anda ben kamyonun üzerindeydim. Atladım kamyondan ve atladığı zaman yamuk düştüm böyle. Yamuk bastım ayak üstüne. Ve o an benim ayağım parçası böyle dizden aşağı parça yoktu, koptu. Hmm. Resmen benim vücudumda yoktu. Ben düştüğü zaman gördüm kamyon nasıl vuruldu ve kamyon nasıl hareket yaptı. Odunlar böyle resmen düştü, dağıldılar ve ben orada olaydım şu an burada bugün şahitliği veremeyecektim. Evet. Ama çok şükür bu büyük mucizeydi benim için çünkü doktora götürdüler. Ameliyat yaptılar 3,5 saat ve doktor dedi yeryüzünde sen nefes alınca senin imkanın yok, sen iyileşmeye, yürümeye, evet, öyle imkan yok. Ama çok şükür bir kardeş geldi, bana biraz konuştu, Rapisa göndermiş. Dedim, Rapisa var mı ki? Kim bu Rapisa? Hmm. Bu Rapisa varsa seni niye gönderdi benim bu halimde, beni soymak için? Benim başka düşüncelerim vardı. Hani zannettim yani şimdi bu, aklına geldi gelsin. Evet. Niye daha önce gelmedi? Ben bu durumda olmayayım. Yani. Ve dedim şimdi mi bu Rabbisa varsa seni niye gönderdi bu durumda? Ve o sordu bana sen Rabbi tanıyor musun? Dedim kim bu Rab? Rabbisa beni o gönderdi. Dedim böyle bir şey olamaz. Yok böyle bir şey. Neden seni göndersin? Önce seni niye göndersin? Rabbisa varsa niye bana hırsız gönderiyor? Çünkü o çocuk bize, ama ben bilmiyordum o iman etmiş. O da önceden kötü hayatı varmış. O da hırsızmış. Evet, o hırsızdı. Ve ben de dedim Rabbisa varsa bana niye hırsız gönderiyor? Ve çok dikkatimi çekti. O başladı böyle gülme, sevinme. Bana bir şey verdi. Okuyayım. Benim o şey hayatımı değiştirdi. Ve dedim dedi yarın gelecekler burayı dua etsinler. İstiyorsun mu senin için dua etsinler? Dedim kim dedim? Kardeşler dedi. Mesih zaten Mesih imanlıları. Ben de dedim ki zaten ben dedim denesem dedim bir şey kaybetmeyeceğim ki zaten benim doktorlar dedi nefes alınca ben yürüyemeyeceğim. Ben orada her şeyden yani ölünceye kadar sen bununla. Aynen ben umut kesmiştim. Evet. Çünkü 3 çocuğum var dedim ben ne yapacağım şu an? Hı. Ama çok şükür hani o davetle o kardeş beni davet etti. Ben gittim ve daha gidince önceden gitmeden orayı hissettim hani üstüme bir güç gelecek. Ve ben oraya gittikten sonra kapıyı açtım. Onu Türkçe bir ilahi vardı. O ilahi dinleyince üstüm böyle ter oldu, soldum. Dedim ha burada bir şey var. İlk defa böyle yere giriyorum. İlk defa böyle insanlarla karşılaşıyorum ve bana çok dokundu orada. Çok etkilendim. Ve dedim bu olamaz bir şey. Bu nasıl bir şey? Ve onlar sordu ne oldu sana dedim. Kaza yaptım. Görebilir misin? Ayağını dedim ya daha iyi görmeyin. Ama çok şükür abi. Onlar bana dua etti. Ve daha o anda
koltuklara attım, başladım yürüme. Önüne dedi ki, nasıl burada 15 kişi var, sırf sen başladın yürüme. Dedim, ben buraya imanla geldim. Ben Rabbi tanımayayım ama içimde bir şey oldu dedim. Ben imanla geldim ve onlar dedi, senin imanın kurtardı. Ve ben böylelikle Rabbi Said tanıdım. Tanıdın ve onu kabul ettin hayatına. Onu kabul ettim ve kabul ederken ben bilmeden, çünkü o zaman kitabım yoktu, dua etmek bilmezdim. Hı. Dedim Rabbi Said, bana doktorlar dedi ki, ben nefes alınca yürüyemeyeceğim ama ben de şimdi sana bir şey isteyeyim deme. Ben nefes alınca ben seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Ve o sözlerle benim kalbim mühürlendi ve ben şimdi en büyük güç ve en büyük sevinç Rab'de buluyorum. Başka hiçbir yerde bulamadığım şeyi buldum. Rab bereketlesin. Sizi de. Evet, bu olayların maalesef hayatında yaşamışsın hayatında. Evet. Mesih'i tanıdın, Mesih'i kabul ettin. Evet. Ondan sonra ne oldu hayatında? Şu an seni gördüğümde çok iyi bir durumdasın. Nasıl oldu da bu duruma geldin? Rab ne hayatında değiştirdi? Rab nasıl mucizeler hayatında yaptı? Evet, o en güzel soru. Çünkü biliyorum ki çok mucizeler hayatında Rab yaptı. Yani onları şimdi burada kalsak anlatmaya bizim zamanımız buna yetmez. Yetmez. Ama bizim için önemli olan Rab'den sonra ne oldu hayatında seninle ilgili? Rabbi tanıdıktan sonra Rab bana bu mucizeyi yaptı. Şifalandım. Gittim doktora kontrol ettiler ayağımı. Dediler ki bu nasıl bir şey oldu, mümkün değil, sen yürüyesin dedim. Yeryüzündeki insanlara olmadığı şeyleri sadece Rabbi sağ yapıyor. Amin. Ve şu an dedim benim için o en büyük doktorun doktoru. Ve ben dedim hiç bırakmayacağım. İsteyeyim söz vereyim, ben hiç Rabbi bırakmayacağım. Ve istedim Rab bana böyle mucizeler göstersin. Gittim Sofya'da yaşadım. Buraya geldim. Hep mucize gösterdi bana Rab. Çünkü çok sevdim Rabbi. Çok hani kendimden daha fazla, ailemden daha fazla. Rab benim kalbimde mühürlendi. Ve ben bugün bir kişiye dua etmeden ben nefes alamayım. Ve çok mutluyum hani Rabbi buldum ve İstedim Rab beni kullansın ve şu an beni Rab kullanıyor ve çok mucizeler yaptık hayatımda. En büyük mucize de hayatımdaydı. Bir yıl önce benim kalbim, bir sabah kalktım, kalbim durdu ve gözlerim kapandı. 15-20 dakika ben görmüyordum ve kalbim 2 dakikada nefes alamadım ben. Hmm. O anda düşündüm böyle, dedim Rabbi sağ, ben senin yeryüzünde ve göklerde ben bir hata yaptıysam, kötü bir şey yaptıysam beni affet, ama nefes alamadığıca sadece bunlar düşüncemde vardı. Ve o anda başladı kalbim böyle yavaş yavaş kendine gelme. 15 saniyeden sonra, 15 dakikadan sonra gözlerim de açıldı ve ben o zaman söz verdim Rabbe. Dedim Rab, ben seni Almanya'da değil bütün dünyada öveceğim. Çünkü sen benim hayatımı değiştirdin. Sen benim ailemi değiştirdin. Şu an benim bütün ailem Rabbi seviyor. Ben de seviyorum Rabbe, beraber hizmet ediyoruz. Kızım da, büyük kızım var. O da Rab'deydi, çıktı, evlendi. Olan benim Rab'deydi, o çıktı. Ama ben ve hanım, küçük kızım var, Rab'deyiz. Çok şükür hani Rab bana gerçek sevgi üretti. Rab bereketlesin. Çok değişik ve derin bir tanıklığım var. Zaten öyle bir olay var. Rab İsa Mesih'le ve Ferisilerin arasında bir konuşma var. Orada Rab diyor böyle, ben yani hasta olanlar için geldim. Evet. Ne gibi hasta olanlar? İşte böyle Allah'tan uzak kişilere ya da kötü yolda olan kişilere Rab tam onlar için geldi, onları seçti ve onları kurtardı. Rab da tam senin gibi böyle kötü bir insanı ya da o diğer kardeşin sana müjdeyi verdiği gibi, o da bir hırsızmış, sen onu bildiğin. Evet. Ama Rab onu da buldu ve evet, onu da değiştirdi.
Ve onun aracılığında da sen imana geldin, sen Rabbi'den aldın. Evet. Peki böyle kötü bir insan sizin orada o bölgede, sizin o mahallede orada sen böyle bir kötü olarak bilinen bir kişi Mesih'i kabul ettikten sonra bu farklılık da farklılık onlar için bir şey tepki yarattı mı oradaki o insanlara? Çünkü sen herkes biliyor kötü bir insan oldun. Evet. Sonra evet. Değiştin artık, iyi bir oldun. Evet. Bu onların gözünde nasıl bir şeydi böyle? Yani o soruyu, o cevabı bütün bizim orada hepsi gördü. Ben de o değişikliği, bir tek annem babam beni kabul etmedi. Yani bu yola girdim, Mesih'i seçtim. Ve annem babam derdi, sen nasıl Müslümanlığı bırakarsın, bırakabilirsin, giresin bu Hristiyan olursun. Ben de dedim, anne ben şifa buldum Rabbi sağda. Ben bu Müslümanlıktaydım. Benim kayınpeder hocadır. Hmm. Ben eğer bir şey olaydı Müslümanlıkta, ben orada şifa bulaydım. Ben bu yoldan çıkmayacaktım. Ama evet, ben orada ne şifa buldum, ne sevinç, ne hiçbir şey bulmadım hani beni değiştirecek. Ve ben buraya girdim, burada şifayı buldum. Ve ben bu yolu seçtim. Ve bunu annem babam tabii en geç onlar öğrendi, ama bütün gören insanlar dedi, sen nasıl bu kadar sinirli, hani çok fazla kendine güven adam, böyle sakin şey oldun, bu nasıl oldu? Ve dedim, o güç bende yok, o güç Rab'de. Ve kim tanımıyor Rabbi, Rab'de öyle bir şey var, hani olmayan şeyleri yapabilir. Evet. Ve gelin deneyin ve şimdi o bende gerçek oldu. Bununla anlatayım tanımadık kardeşlere, kız kardeşlere. Çünkü Rab, sırf Rab değişmiyor. Biz değişebiliyoruz. Ben kendimde gördüm. Ben nasıl kötüydüm, nasıl sakin oldum, nasıl sabırlı oldum ve nasıl sevinçli oldum. Ve sadece Rab değişmiyor. Biz Rabbi değiştiremeyiz. Ama o Rab bizi değiştirebiliyor. Evet. Rab yol olmayan yerde yol açan. Aynen öyle. Aynen. Sevgisi bitene sevgi veren. Aynen. Bu hayatta yaşamak istemeyenlere yaşam veren. Rab bizleri kurtarandır. Evet. Kesinlikle Rab değişmeyen bir Rab'dir. Biz böyle bir Rab'e sahibiz. Rab'e hamdolsun ki Rabbin bu çağrılışı bizim hayatlarımıza geldi. Ve biz de onu tanıdık ve ona iman ettik. Tabii ki anlatacak o kadar çok şeyler var Mehmet abi. Evet. Buna zamanımız sığmaz. Evet. Son olarak sana bir şey sormak istiyorum sadece. Çünkü dışarıdaki halktan çok büyük tepki geliyor. Bizim bizi duyduklarında biz Hristiyan olduk ya da biz artık Hristiyanız. Senin için sence Hristiyanlık nedir? Bunu paylaşmak ister misin? Evet. Bu iyi olur senden, ben bunu duyayım. Ben de bunu duymak istiyorum senden. Ki bu duyan kişiler, izleyen kişiler de anlasınlar Hristiyanlığın ne olduğunu. Kısa, öz ve net olarak bir paylaşma bizlere. Onu seve seve yaparım ve özellikle senin için. Çünkü az çok birbirimizi tanıyoruz. Önce teşekkür ederim Rabbe. Hani bu burada şimdi bunu fırsatım var anlatma. Hristiyanlık benim için Rabbi tanımak, Rabbe hizmet etmek, Rabbin sevgisini paylaşmak. Çünkü Rabbi tanımayan bir insan hep karanlıkta yaşıyor. Ben kendim hissettim, biliyordum hani bir karanlık bir dünyada yaşardım. Ve Rabbi tanıdıktan sonra karanlık benim hayatımdan resmen gitti. Ve ben anladım hani Hristiyanlık bir ışıktır. Amin. Bir sevinç. Hani hiçbir yerde bulamazsın. Amin. O sevinci. Ve Hristiyanlık parayla alınmaz. O kalple alınır. O sevgi sadece dünyada bulamadığım sevgiyi ben Rab'de buldum. Ve anladım ki Hristiyan olmak öyle bir şey ki hiçbir şey dünyada olmayan şeyler senin hayatında olabilir. Çünkü benim normal hayatımda hiçbir şey olmadı böyle hani bana sevinç versin. Tabii yaptığım şeylerden sevinirdim hani her şeyin üstüne gelirdim. Ama o zaman Rabbi tanıdıktan sonra anladım ki bizim yaptığımız hiçbir şeymiş. Hani Rabsiz
Rabsiz biz hiçbir şeyiz. Rabsiz bizim kendi gücümüzle hiçbir şey yapamayız. Evet. Ve Rab bize öyle güç veriyor ki onunla, hatta bir söz var, o bizim neyse bize karşı hiç kimse gelemez. Ve ben o ayeti çok seviyorum çünkü gerçekten Rabbi kalbimde hissediyorum. Ve Rab'de en büyük mutluluk, en büyük sevgi, en büyük güç onda buluyorum. Başka bulmadığım yerde. Evet. Yani çünkü neden sordum bu soruyu sana? Çok büyük tepki var dışarıdan insanlardan bizlere karşı. Yani Hristiyanlık nedir? Siz neye inanıyorsunuz? Kiliseye ne yapıyorsunuz? Putlara mı tapıyorsunuz? Dörtleniyorsunuz mu? Ya da haça karşı oturup dua mı ediyorsunuz? Kesinlikle böyle bir şey değildir. Evet. Bizim tavsiyemiz kesinlikle böyle insanlar bir kere hayatında bir defa olmuş olsa bile böyle Mesih imanlarının yanına gidip kiliselere görsünler ve onlar da bu sevgiyi tatsınlar. Evet. Biz putlara tapmıyoruz. Biz tapıyoruz yaşayan ve diri olan Rab İsa Mesih'i, Tanrımızı. Mehmet abi, son olarak kardeşlere ya da imanda olmayan kişilere bir şeyler paylaşmak ister misin? Teşvik edebilir misin onları? Evet. Onlara, bizi videoda izleyen kardeşlere isteyen paylaşma. Evet. Rab güçtür, Rab sevinçtir, Rab ışıktır. Ve kim karanlıkta yaşıyorsa gelsin, Rabbin sevgisini görsün. Çünkü biz buraya geldiği zaman dua etmeye, Rab bizden önce geliyor burayı ve bizi bekliyor ve her an bize konuşabilir. Bana konuştuysa bütün imansızlara konuşur. Çünkü ben de imansızdım. Ama şu an gerçeği bir Rab'de buldum ve tavsiye edeyim. Kim Rabbi bulmadıysa, kim karanlıktaysa gelsin, onda yaşam ve sevinci bulsun. Amin. Rab bereketlesin. Teşekkür ederim Mehmet abi bu güzel tanıklığın için. Aslında senin çok daha hikayeler var. Rab senin hayatında özellikle çok mucize yapıyor. Evet. Ama zamanımız buna yetmedi. Bizim belki başka bir programda, belki evet, başka bir zaman kardeşlere devam edebiliriz, paylaşalım senin tanıklıklarını. Ama bu da bizim için çok büyük bir bereketti ki sen bizlere paylaşasın geçmişindeki olan bu eski alışkanlıklarını. Rab'bi tanıdıktan sonra Rab nasıl seni değiştirdiğini, Rab nasıl doktorların bugün sana umut vermediğini ama Rab sana umudun verdiğini, evet, Rabbin seni nasıl iyileştirdiğini ve senin bugün ayakta olduğunu ve hayatta olduğunu ve ailenle birlikte Rabbe hizmet ettiğini bizlere bugün tanıklık ediyor. Biz bunu tanığız bugün ve senin için çok mutluyuz ve gerçekten senin adına ben seviniyorum ki Rab böyle şeyler yapıyor senin hayatında ve yapmış. Evet. Rab bereketlesin, yakın zamanlarında Rab için çalışasın. Böyle istekli, çünkü gerçekten büyük bir istek var sende, biz bunu görüyoruz. Gittiğin her yerde Rabbin bu ışığını paylaşasın başkalarına da. Amin. Diye dua ediyorum senin için. Rab bereketlesin. Rab sizi de bereketlesin. Evet değerli kardeşlerimiz ve kız kardeşlerimiz ve Rabbi daha tanımayan kişiler, Rab hepinizi bereketlesin. Bugün Rab sizin hayatınızda böyle mucize yapabilir. Rab bugün hazırdır. Sizlere de yardım etsin. Yeter ki yüreğinizi açın. Ve izin verin. Rab hayatınıza gelsin. Ve sizlere sevgisini tattırsın. Değerli kardeşlerimiz, bizlere destekte bulunmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu yaptığımız videoları paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla, akrabalarınızla. Bizlere yardımcı olabilirsiniz. Çünkü Rabbin sözü bugün dünyanın birçok yerine ulaşabilir sizin aracılığınızla. Rab hepinizi bereketlesin. Rabbin esenliği ve lütfu daima sizin üzerinizde olsun. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Rab'de kalın, esen kalın.